Herkese merhabalar, ismim Ufuk Ongun. Size İzmoto Expert'in 1. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Bu hafta sizler için hacizli otomobil alınır mı, alırken nelere dikkat edilir adlı kısa bir video hazırladım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Son günlerin flash haberi biliyorsunuz ki işte hacizli mallar, hacizli otomobiller satılacak. 700 bine yakın otomobil var. İşte bunların 200 bin tanesi de 5 yaşın altında. İşte bu araçlar satılırsa otomobil fiyatları düşer, otomobile bir hareket gelir. İşte hacizli araç almak varken %20, %30, %40 indirimli almak varken ikinci el bir otomobil neden alalım gibi hem ikinci el otomobil piyasasını etkileyen ki zaten otomobil piyasası yavaş, bunu bir farklı bir videoda anlatacağım bu konuyu. Derinlemesine inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Son 5 ayda ne olduğunu size anlatacağım tüm detaylarıyla. Hem de hacizli araçlara güvenerek daha da böyle piyasa düşer beklentisi içerisine girildi. Aslında işin içeriği ne? Kısaca hemen bilgi aktaralım. Adalet Bakanlığımız tarafından depoları boşaltıyoruz deyimiyle resmen bir açıklama yapıldı. Dediler ki icralık araçların hepsini satacağız arkadaş. Bu araçları alın, işte millete bir faydamız dokunsun dercesine haberler yapıldı, tweetler atıldı. İşte bunun haber siteleri farklılaştırdı, alladılar pullaları vatandaşın önüne koydular. Ama icralık araba almak öyle düşündüğünüz kadar kolay, basit, risksiz bir işlem değil. 10 yılı geçkin otoekspertiz tecrübeme dayanarak konuşuyorum bu konuyu sizlerle. Biz sadece otoekspertizimize gelen işte araç sahipleri tarafından satılan araçlarda değil, dönem dönem 7000 depolarında yatan icralık araçlarla da problemli, sorunlu araçlarla ilgili ekspertiz işlemi yürütüyoruz. Bankaların bünyesine geçmiş olan araçların ekspertizini gerçekleştiriyoruz. Bu süre zarfında normal otomobillerle karşılaşmadığımız birçok problemle 7000 depoda yatan otomobillerde karşılaşıyoruz. Bunun sebebi ne? Bu arabalar icralık olduğu için o borç batağına giren maalesef insanlar ne yapıyorlar? Araçla alakalı aynı şekilde al anahtarı, ben kullanamadım, sen kullan, banka sen sat, yeni sahibi hayrını görsün demek yerine zaten bu araba gidecek, ben batmışım, ben yanmışım deyip aracın içerisinden kıymetli olan parçaları, yedek parçaları sökmek ve dışarıda satmak gibi bir yöntem izliyorlar. Yani sen karşıdan araca bakıyorsun, karşıda otoparkta araba duruyor, kapısı, bacası, lastiği yerinde. Diyorsun ki araba derli toplama, arabaya bir gidiyorsun ki biz bunları yaşadık. İşte aracın şanzımanı üzerinde yok. Kaputu bir kaldırıyorsun, aracın motoru yerinde yok. İşte aracın hava yastıkları sökülmüş, aracın motor beyni yok gibi durumlarla karşılaşılıyor. Yani dışarıdan sadece baktığınızda dört lastiği üzerinde, işte tamponlar üzerinde, kapıları, camları üzerinde olan bir araç içeriden aslında o kadar da sağlıklı çalışır, yürür durumda olmayabilir. Çünkü bahsettiğim parçalar araçların marka modeline göre 80 ila 150 bin lira arası fiyatı değişkenlik gösteren, piyasada para eden parçalar. Partikül filtresine kadar araçları söküp satıyorlar, bilginiz olsun. Dolayısıyla siz bir ihaleye girmeyi düşünüyorsanız öncelikle yapmanız gereken şey aracın fotoğraflarını değil, aracın canlı halini görmeniz gerekir. Ondan sonra yanınızda bir, hiç arabadan anlamıyorsunuz, motor kaporta ustası olması gerekir. Kaporta durumundaki boya değişen aracın zaten piyasa değerini %20 artı eksi yönde etkileyen bir durumdur. Yani hiç boyasız bir otomobille takla atmış bir otomobilin arasında %20'ye yakın zaten kaporta farkında türü değer farkı olur. Siz bu arabanın durumunu bilmeden bu arabayı boyasız gibi kabul ederek hareket eder iseniz, piyasa koşullarındaki fiyatını buna göre belirlerseniz zaten %100 zarar edersiniz. Bir de söylediğim gibi şanzımanı, motoru üzerinde çıkmazsa daha da maliyetli bir şekilde dışarıdan araba almaktansa başınıza dert alırsanız bilginiz olsun. Yanınızda mutlaka ustanız olsun. Hatta akü takviyesi, benzin, mazot, aracın durumuna göre bir takım aracı çalıştırabileceğiniz, aracı deneyebileceğiniz parçaları, boya kontrol cihazı yanınızda mutlaka götürün veya olan insanlarla gidin. Aracın altına mutlaka yatın, aracın altını kontrol edin. Yoksa o aracı sadece fotoğraflarına bakarak almaya kalkarsanız büyük zarar edebilirsiniz. Bu işte tecrübeli birisi olarak 1 Kasım'dan sonraki icralık araçlar satılıyor, işte uçuyor, kaçıyor, fiyatları %20 indirimli, sanki bir teknoloji firmasının yaptığı depoyu boşaltıyoruz reklamını andırır şekilde yapılan spekülatif haberlere uyarak hareket etmeyiniz. Bir farklı videomda da size otomobil piyasasında son 5 ayda ne oldu ve sonrasında neler olacak onu anlatacağım. Umarım faydalı video olmuştur. Şimdi herkese iyi seyirler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve icralık araç almayı düşünen arkadaşlarınızın kulağına küpe olması için onlarla paylaşmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.